Herkese merhabalar. 21. ay tecrübelerime hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, birazcık gecikmeli bir video oldu. Biliyorsunuz ki hastalıktan yeni çıktık. Bu nedenle biraz gecikti video ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Aslında Azra 21. ayını dolduralı 8-9 gün oldu. 22. ayı yaşıyoruz hatta şu anda. Ama tabii ki de ben 21. ayı anlatacağım. Neler yaşadık? Nasıl geçti bu ayımız? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle hepiniz biliyorsunuz ki videolarını paylaşmıştım. Azra'nın egzama kontrolü vardı. Oraya gittik. Verilen kremler, tedavi oldukça işe yaradı. Bundan sonra mustelacıyız yani. Ömrümüzün sonuna kadar onu kullanabiliriz. O kadar memnun kaldım kremlerden. Sadece işte bu kremleri kullandığından itibaren süt ve süt ürünlerini gün aşırı vermeye başladım zaten. Onu da söylemiştim sizlere. Fakat neredeyse 3 haftadır veriyorum gün aşırı. Böyle kolumda minik minik böyle sivilcemsi gibi oluşumlar meydana gelmeye başladı yeniden. Vermeye devam edeceğim. Çünkü kremleri kullanıyorum. Kremleri bırakmayacağım bundan sonra. O nedenle kesmeyeceğim süt ve süt ürünlerini ama böyle aralıklı şekilde devam edeceğim. Ya tabii ki çok üzülüyorum. Yeniden oluşmasına, yeniden bir şeylerin çıkmasına. Fakat hiç vermesem de bu sefer bir şeylerden eksik kaldığını bilmek gerçekten beni çok yıpratıyor bu anlamda. O yüzden vermeye devam edeceğim aralıklarla. Egzamaya dönmediği sürece, hani büyümediği sürece tabii ki bizim için bir sıkıntı yok. Buna şükür diyoruz. Bakalım ne olacak? Kremlere güveniyorum. Umarım bu şekilde devam eder, büyümeden bu kadarla kalır diye düşünüyorum. Onun dışında annelerden çok fazla mesaj aldım. Hangi şampuanı kullanıyorsun bu süreçte diye. Arkadaşlar şu anda Insia'nın şampuanını kullanıyorum. Uzun zamandır onu kullanıyordum zaten. Çok memnunum. Fakat bitmesine çok az kaldı. Bittikten sonra Mustela'nın şampuanını alacağım. Stelatopia serisinin şampuanı varmış bir tane. Onu alıp denemek istiyorum önce. Yani Mustela'dan şaşmayacağım artık bu süreçten sonra. Çünkü bize çok iyi geldi. O nedenle şampuanı da Mustela'dan yana kullanıyorum yani. Bakalım onu da denedikten sonra mutlaka sizi bilgilendiririm. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki bu ay korona atlattık. Azra bir belirti yaşamadı. Belirti yaşamadan geçirdik gitti. Fakat tabii ki belki bulaşmadı bilmiyoruz ama belki de taşıyıcı oldu. Yüksek ihtimal taşıyıcı oldu, bana öyle geliyor. Ama hiçbir belirtinin olmaması tabii ki bizi mutlu etti. Neden? Çünkü biz eşimle beraber belirti gösterdik zaten. O nedenden dolayı hani Azra'nın bu şekilde geçirmiş olmasından dolayı mutluyuz. Tekrardan tüm korona olan herkese, hasta olan herkese acil şifalar diliyorum. Gerçekten kolay bir süreç değil. Çocuklar anlamında söylüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu ayın diğer aylardan ayıran en büyük özellik Azra'nın sürekli soru sormaya başlaması oldu. İşte ne bu, ne bu, ne bu, ne bu? Sürekli evin içinde böyleyiz. Yani sadece cisimleri değil olaylara da bu şekilde yaklaşıyor. Yani bir şey görüyor, babası bir şey söylüyor mesela, ne bu? Ya da ben bir şey söylüyorum, ne bu? Şeklinde soru sorarak cevap veriyor. Sürekli bu şekildeyiz. Daha konuşmayı beceremiyor ama soru sormayı beceriyor. Gerçekten inanılmaz bir deneyim oluyor bizim için. Çok güzel bir sürece girdik bununla beraber. Çok keyifli, çok eğlenceli bir süreç gerçekten. Her şeyi merak ediyor olması, onun dışında bazı sorulara cevap arıyor olması gerçekten inanılmaz güzel bir durum. Biz de çok keyifle geçiriyoruz açıkçası. Sürekli işte sorularına cevap veriyoruz tabii ki. Hiç cevapsız bırakmıyoruz. İşte kedi anneciğim, köpek anneciğim, aa bebek ağlamış anneciğim gibi. Her sorusuna cevap veriyoruz. Bazen cevap bulamıyoruz. Takılıp kaldığımız anlar oluyor o anda. İşte hayatımızda en komik anlarını yaşıyoruz yani. Gerçekten cevap veremeyeceğimiz zamanlar da olacak elbette. Bakalım ileride daha neler yaşayacağız bununla alakalı. Sabırsızlıkla bekliyorum o günleri sizlerle de paylaşmayı tabii ki de. Soruyu bile tam anlamıyla zaten soramıyor. Ebu, Ebu, Ebu şeklinde böyle. Tam böyle ne bu da diyemiyor yani. Ebu. Zaten bir terslik var yani bu işte. Bu ne diye sorması lazım. Tam tersi ne bu? Çok tatlı gerçekten. Yani bebişler, çocuklar o kadar tatlılar ki, o kadar saf ve masumlar ki. Yani en tatlı, en masum olduğu zamanları gerçekten. Yani bunları tadını çıkarmalıyız. Ama güzel bir dönemdeyiz yani. Bunu hissedebiliyorum bu anlamda. Çünkü bir şeyleri merak edip sorması, onu öğrenmek istemesi, o cümleleri, o kelimeleri öğrenmesi bizler.
gelişmelerden çok güzel. Gelişimiyle alakalı gerçekten güzel gelişmeler bunlar diye düşünüyorum. Evet, onun dışında arkadaşlar yine bu ay gerçekten bir oh çektiğimiz bir sürece girdik. Gerçi oh mu çektik, daha mı beter oldu bilmiyorum ama şu son birkaç aydır ki tecrübelerim videosunda hep bahsettiğim köpek dişi bu ay patladı arkadaşlar. Evet, duyduk duymadık demeyin. Yani tüm dünya duysun artık. İlk köpek dişi patladı sonunda. Bu ay geldi, aramıza katıldı arkadaş. Yani aylardır orada duruyordu. Çocuğu mahvetti. Sonunda geldi. Nasıl karşıladı? Hemen ufak bir bahsedeceğim. Yani şöyle, tabii ki sıkıntılar oldu. Özellikle huzursuzluk bakımından çok sıkıntılı günler yaşadık. En ufacık bir şeye bile hani çok büyük büyük tepkiler verdiğini gördüm. Özellikle çok büyük ağlayarak tepkiler verdiğini gördüm. Kesinlikle dişten dolayıydı zaten. Artık çıkmaya yakın daha da belli etti çünkü kendini. Onun dışında arkadaşlar, tabii ki yine en çok merak edilen şeylerden bir tanesi gece beslenmesini bıraktıktan sonra diş sancısından dolayı uyandı mı? Arkadaşlar, bugüne kadar hiç uyanmamıştı. Dişini patlatmadan bir gece önce uyandı. Tabii ki emzirmedim çünkü artık o konuyu kapattık gitti. Fakat kalktım, yanına gittim, sarıldım, öptüm, kokladım, onu sakinleştirdim ve uykusuna devam etmesini sağladım. Sadece bir gece uyandı. Ondan sonra tekrar eski düzenine geri kavuştu. Herhangi bir etkilenme olmadı yani. Bu da bizim için çok önemli bir gelişme. Ben çünkü kesin artık diş patlattığı dönem her gece uyanır diye bekliyordum ama uyanmadı. Bir gece bize yetti zaten. Bu şekilde arkadaşlar, bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Yani gece beslenmesinin kalkması gerçekten büyük bir etken bebekler üzerinde. Diş döneminde bile etkilenmedi yani, öyle söyleyebilirim. Onun dışında mesela köpek dişini patlatmadan önceki ve patlattıktan sonraki dönemde yine gündüz uykularında birazcık dağılma oldu. Artık o kadar alıştım ki her diş çıkarma döneminde böyle gündüz uykularına inanılmaz yansıyor. Yani ne kadar büyüyor aydan aya desem de belki düzen değişir, belki bu sefer bu şekilde yaşamaz bazı sıkıntılarını desem de, böyle bir beklenti içine girsem de yine de her dişte aynı sıkıntıları yaşıyoruz arkadaşlar. Gündüz uykuları kısaldı bu dönemde. Öyle bir zorluk yaşadık. İşte onlar kısaldığı için üzerine huysuzluk olarak eklendi tabii ki. Ağrısı sızısı bir yandan, bir de uykusuzluk bir yandan derken böyle üst üste yine bu dönemde sıkıntılar da yaşamadık değil. Yani köpek dişinin oldukça zorlukları varmış, onu anladım. Bir de çok uzun bir süreç oldu bu bizim için. Yani bir türlü çıkmadı, çıkmadıkça daha çok sıkıntı yarattı vesaire derken böyle epeyce bir uzun sürdü yani bizim hikayemiz. İyice büyüyorlar artık. Elinden tutup yürüdüğümüz zamanlara geldik diyebilirim yavaş yavaş. Birazcık daha böyle kendini toparlaması lazım tabii ama başlangıç anlamında bu konuda iyiyiz diye düşünüyorum. Daha böyle fiziksel anlamda, işte denge kurma anlamında artık bize çok fazla ihtiyaç duymuyor. Kendi kendine bir şeyleri başarabiliyor. Başardıkça daha da tabii ki ona motive oluyor. Kendi kendine merdivenlerden inip çıkabiliyor mesela. Tabii ki ben onun yanında duruyorum her zaman ama bunu gözle görebiliyorum. Bir şeylerde artık bize ihtiyaç duymuyor gibi hissetmeye başladım yavaş yavaş. Tabii büyüyorlar. 21. ayı doldu. Artık yakında iyice elinden tutup belki de bebek arabası olmadan çıkıp gideceğiz, bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz vallahi bunların hepsini. Bunlar için gerçekten çok hevesliyim ve heyecanlıyım. Onun dışında arkadaşlar, söyleyebilirim ki bu ay koronadan dolayı pek fazla gözlemleme fırsatı bulamadım Azra'yı. Hani gelişimsel anlamda neler yaşadık gözlemleyemediğim için hastalıkla uğraşmaktan. O nedenle bu ay anlatacaklarım bu kadar. Artık önümüzdeki ay daha belki dolu dolu karşınıza çıkarım. Siz neler yapıyorsunuz? Bebişler nasıl? Keyifleriniz yerindedir inşallah. Nasıl geçiyor günleriniz? Yorum olarak mutlaka yazın. Konuşalım, dertleşelim, paylaşalım. Bebişlerinizin dişleri ne durumda mesela? Onun dışında günlerini nasıl geçiriyor bebişleriniz? Merak ediyorum, yazın lütfen. Umarım her şey güzel olur bizler için. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar olsun. Benim 21. ay tecrübelerim bu kadardı. Bakalım bir sonraki ayda neler yaşayacağız, bizi neler bekliyor. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki de videolar gelmeye devam edecek. Mutlaka ama mutlaka abone olmayı unutmayın. Hatta videoyu paylaştığımda bildirim almak istiyorsanız mutlaka zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu her paylaştığımda bildirim olarak size gelecektir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.